Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber hava gerçekten çok sıcak olduğu için dışarıya çıkamadım. 38 derece bir hava var şu anda dışarıda. Onun için arabanın içerisinde klimada size anlatmak istiyorum. Bugünkü kanalımızın misafiri yeni Leon FR versiyonu 1.5 benzinli motor DSG şanzımanlı aracımız var. İçeride birçok opsiyonu olan bir model getirmişler Seat Öztürkler'de şu anda. Onun incelemesini gerçekleştireceğiz. Umarım beğeneceksiniz. Fiyatlarını söyleyeceğim size. Infinity sonsuz stopları var. Stopların selamlaması var. Onlara beraber bakacağız. Umarım beğenirsiniz. Beni eğer ki YouTube'da ilk kez görüyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu tarz videoların devamı da gelecek. Sizler de yorumlarda hangi araçları istediğinizi söylerseniz mutlu olurum. Bazı araçlarda test sürüşü vesaire yapmam şu an sıkıntı oluyor. Pandemiden dolayı izin vermiyorlar. Mesela Skoda'da bu sıkıntı şu an için, ama ilerleyen dönemlerde gerçekleştirmeyi düşünüyorum Superb test sürüşünü. O da aklımda, sürekli yorumlara geliyor çünkü. Biz şimdi içeri geçelim, Leon'u incelemesine başlayalım. Bakalım aracı beğenecek misiniz? O zaman içeride görüşüyoruz. Karşınızda yeni Seat Leon 1.5 DSG FR. Biliyorsunuz ki Seat Leon ülkemize ilk geldiği zaman 1.0 motoruyla geldi ve DSG modelini bir süre bekledik. Ondan sonra DSG 1.0'ları geldi ama 1.5'lerini bir türlü yakalayamadık, gelemedi uzun bir süre. Ama şimdi bayilerde FR modeli var. X-Challenge modeli de burada şu an gelmiş ama serviste onun şu anda kontrollerini yapıyorlar. Ondan sonra aracı servis modundan çıkarıp bayiye getirecekler. O da geldiği zaman incelemesini sizlerle beraber yapacağız. Aracın etrafında biraz dolaştık sizlerle. Zaten tanıdığınız, bildiğiniz bir araç. Ama FR versiyonunda ne gibi farklılıklar var sizlerle onu inceleyeceğiz. Ama gene de biz aracı bir tanıtalım. Hiç görmeyenler vardır belki tekrardan. Onlar için de bir bilgilendirme olmuş olur. Şu anda full LED farlarımıza bir gelelim şöyle. Far tasarımını çok beğeniyorum Leon'ların. Gayet güzel, şık. Şurada nokta nokta LED'lerimizi görebiliyorsunuz. Onlar da çok güzel olmuş. Viraj aydınlatması yok şu an araçta. Uzunlarımızda da bakın şöyle bir teknoloji kullanılıyor artık. Evet, şu an odakladı. Oradaki ince levha halindeki LED aydınlatmayla uzunlaş sağlanıyor. Hemen şurada da var bakın. Artık yeni teknoloji bu şekilde. Hani ampul mampul onlar bitti artık. Acaba bu araçta park asistanımız var. Ön çarpışma front asistimiz var. Bunlar opsiyon olarak gelmiş. Ön park sensörleri normalde Leon'larda bulunmuyor. Bilginiz olsun. Cam tavan da aynı şekilde bu araçta. Opsiyon özellikler. Opsiyon özelliklerden bahsetmişken şöyle ben size bir listeyi göstereyim. Yeni Leon 1.5 ETSI, biliyorsunuz Volkswagen'lerde de Wolf'lerde kullanılan motor. 150 beygir FR DSG. Aracın özelliklerini buradan durdurup bakabilirsiniz. Biz opsiyonel özelliklere hemen buradan bakalım. FR teknoloji paketi. Yani teknoloji paketinde normalde tek renkli LED ambiyans aydınlatması geliyorken teknoloji paketiyle bütün renkleri açıyorsunuz ve hepsi birden geliyor. Kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası var ayrıca araçta. Otomatik park sensörleri ve park asistanı, yani ön taraftaki şuradaki asistanlarımız. Açılabilir cam tavanımız, FR Plus paket, çok renkli LED ambiyans aydınlatması, o dediğimiz olay. 409.000 TL'lik bir fiyatı var ve bu fiyattan şu an için indirim sağlamadılar. Buradaki bayimize geldik. Şu an için fiyatlar bu. İndirimde herhangi bir şey yok. Ön tasarımı nasıl buluyorsunuz siz? Ben şu gri detayları sevdim. Bakın şurada. Sanki bir body kit kullanılmışçasına bir detay kullanılmış Seat Leon'da. Ben bu olayı seviyorum. Ön çarpışmamız da hemen burada yer alıyor. Front asistimiz. Farlara zaten değindik. İçerideki şu krom detaylar da çok hoş. Araçta şerit takip sistemimiz var ama lane assist yani. Ama bunlarda ACC yok. Aktif kurs kontrol, yani şeridi ortalamıyor. Sadece şeritten şeride aracı gidiyor ama ortalama yok. O olsaymış güzel olmuş ama opsiyon olarak onu da alabiliyorsunuz. İşte dikiz aynalarımıza geleceğim. Dikkatimi çeken şu var. Alttaki o bahsettiğimiz body kit tarzındaki olayla burası hemen. Burası
ve aynalarımız bir örnek renkte yapılmış. O güzel olmuş. Jantlarımıza gelelim. Jantlarımızın klasik bir tasarımı var. Bunlar 17 inç. Biraz daha sportif veya renkli bir jant isterdim mesela bunda. Yani FR olduğu zaman ben de biraz daha sportiflik öne gelmesini gerektiğini düşünenlerdenim. Bakalım Michelin ne gelmiş. Hemen bakıyoruz. Evet, burada 225-45R17. Ön tarafta kitabımızda herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Kör nokta uyarı sistemi var ayrıca bu araçta. Anahtarsız giriş çalıştırma var. Anahtarımızı ben sizlere göstermek istiyorum. Şöyle güzel bir anahtarımız var, şık. Biliyorsunuz Volkswagen ve Seat'larda, VAC grubunda, Skoda'da da olsun. Bu araç, bu anahtarlar kullanılıyor. Ya şurada küçük bir araç dışarı taştığından dolayı küçük bir parça eklenmiş tampona. Gene park sensörlerimiz arkada devam ediyor. Infinity, sonsuz ledlerimiz var. Bunlar çok güzel. Bunların ambiyansına bakalım mı? Açılış ve kapanış ambiyansına. Onlar çok hoş duruyor çünkü. Şimdi ben cüzdanı alıp şu sensörün önüne koyacağım. Orada dursun. Karartalım çünkü. Aracı kilitledik. Kayar sinyallerimiz var. Ondan sonra tekrardan bir açalım. Bu şekilde animasyonumuz var. Animasyon çok güzel. Sonsuz bu LED tasarımını ben çok seviyorum. Tekrardan kapattığımızda direkt kapanıyor. Tekrardan animasyonlu kapanması güzel olabilirdi aslında. Bir açalım yine. Tekrar bir görün. Aynen öyle. Gayet güzel. Evet, biz devam edelim aracımızın incelemesine. Şunu da alayım. Sonra unutuyorum. Bayiden arıyorlar. Cüzdanınızı unuttunuz diye. Arka tarafa bir gelelim. Arka tarafta geri görüş kameramız var dedik. Onu da hemen buraya koymuşlar. Yani logonun altından çıkan tarzda da yapabilirlerdi. Volkswagen'lerde oluyor ya mesela. Ona öyle bir teknoloji kullanılabilir bence. Hemen buraya bakalım. Burada fake difüzörlerimiz, egzoz çıkışlarımız var. Hem sağda hem solda. Burası derin geliyor. Hemen egzozumuz. Şöyle göstereyim sizlere. Burada bağımsız süspansiyonumuz yok araçta. Torsiyon kullanılmış. Burada bağımsız olmasını isterdik tabii. Hemen bagajımızı açalım. Leon yazımız güzel. Ben litresini hemen sizlere buraya yazacağım. Tamamen kumaş kaplama, halı. Burası. Bakalım stepne var mı? Stepnemiz var. Şükür. Allah. Biliyorsunuz ki şu anda bu stepneyi arar hale geldik. Burada demirlerimiz var. Kullanabiliriz. Aydınlatmamız burada. LED olarak kullanılmış. Güzel. Herhangi bir elektrikli bir bagajımız yok. Kapatalım. Burada sportif bir spoiler'ımız var. Bakın piyano bilek detayla beraber gelmiş. Aynı da buradaki antenimiz de piyano bilek olarak karşımıza çıkıyor. Beyaz araçta cam tavan çok güzel görünüyor. O çok yakışmış. İçeriye geçelim. İçerideki detaylardan biraz bahsedelim sizlere. Ondan önce şu arka tarafta pütür var mı? Aynen, arka tarafta pütür kullanılmış. Buralara ne olmuş? Bunlar kir. Kirmiş, tamam. İçeriye geçiyoruz. Evet. İçerideki malzeme kalitemizden bahsedeceğim. Yumuşak bir malzeme kullanılmış. Burada mat alüminyum bir parça var. Ayrıca ambiyans aydınlatmalarımız çok güzel görünüyor burada. Hem burada şerit halinde hem de buraya yapılmış. Bakın çok güzel. Burası deri. Tutacağımız yer plastik. En azından burada da bir yumuşak malzeme, en kötü yumuşak bir malzeme beklerim. Buralar tamamen hiçbir halı kaplama yok. Koltuklarımız elektrikli değil. Hani bir 400 milyonluk bir arabadan bahsettiğimiz için bu tarz küçük detayları söylüyorum ve takıyorum. Bilginiz olsun. Oturum çok yukarıda. Arkamın dikişler çok güzel görünüyor. Burada FR aydınlatmalı FR eşiğimiz var. Bu çok şık.
Aynen öyle. Buraya gelelim. Far anahtarımız burada dokunmatik olarak karşımıza çıkıyor. Onlar güzel. Üst taraftaki detaylarımız da yumuşak kullanılmış. Kapıyı kapattığımız zaman burada başlayan ambiyans aydınlatmalarımız ön tarafta bakın turuncu bir şekilde devam ediyor. Ve diğer kapıya kadar uzanıyor. O gayet güzel olmuş. Burada herhangi bir göz yok. Normalde araçlarda burada bir küçük göz olur. Burada bunda konulmamış. FR direksiyonumuza bakalım. Gayet güzel. Burada bir FR ibaremiz var. Dikişler var gene direksiyonda. Turuncu ve delikli bunlar. Gayet güzel. Burada o jelatin. Şöyle koyalım. Aynen. Ekranlarımıza gelmeden önce bir diğer tarafları da size göstereyim. Ondan sonra ekranlarımıza gelelim. Burada yine yumuşak malzeme kullanılmış. Torpidoya bakalım. Torpidomuzda herhangi bir halı kaplama vesaire yok. Bakalım şurada alüminyum malzeme devam ediyor. Hemen kolçağımıza gelelim. Deri bir kolçak var karşımızda. Kontrol etmek istiyorum. Aynen deri. Açalım. Burada herhangi bir halı kaplama yok. 12 voltluk girişimiz var. Burada bir büyük bir küçük bardaklığımız mevcut. Burada küçük bir test seçicimizi görebiliyorsunuz. Yani start stopumuz burada hemen. Aracı çalıştırdığımız yer park alma ve vites seçicimiz burada. Aracı kilitlediğimiz kilit. Burada start stopu kapattığımız düğmemiz var. Burada da park frenimiz var. Anahtarı buraya koyabiliriz. Hatta bir koyalım burada. Anahtar ibaresi de yapmışlar. Bakın koyabileceğimiz bu şekilde bırakabiliriz anahtarı. Burada kablosuz şarjımız var. Bu opsiyondu. İki tane Type-C girişimiz var. Burada gene bunlar güzel. Ekranlara gelelim. Şöyle bir kontak yapalım. Hayalet ekranlarımızla geliyor. Şerit takip sistemimizin olduğu ibareyi burada görebiliyorsunuz. Görünümlerimize bakalım mı? Şurada hemen sağ tarafta view var. Burada görünüm, ekran görünümlerimizi değiştireceğiz. Bakalım şöyle sade bir görüntü var. Burada kadranlarımızın olduğu bir görüntü var. 8000 devirlik bir. 260 gösteriyor. Ondan sonra bakalım. Şu görüntü güzel. Standart Leon'larda bunu seviyorum. Ben de bunu kullanırdım büyük ihtimal. Bu da sade. Bu da sade ama dediğim gibi şu görüntü bence gayet ideal. Sağ tarafa hemen müdahale edebiliyoruz buradan. Mobil telefon, radyo vesaire burada buraya koyabiliyoruz. Gene sol tarafa da müdahale edebiliyoruz. Burada tüketim değerlerimizi gösteren bir yer var. Orta tarafta da gene sürüş bilgilerimizi görebiliriz. Ayrıca aracın bir animasyonu var orada. Ekranımıza gelelim. 10 inçlik bir ekran var burada bizi karşılayan. Yukarı doğru kaldırmak istiyorum sizlere. Engel olmasın. 10 inçlik ekranımızın renklendirmesi ve görüntü kalitesi gayet güzel. Ayrıca algılaması da çok güzel. Çok hızlı bir algılaması var. Park, Smart Assist, sürücü uyarıları, bakın tabela okuma sistemi vesaire var araçta. Drive profillerde Eco, Normal, Sport, Individual ayarlar yapabiliyoruz burada. Ayrıca bunları ayarlarken de Eco modda, bakın yukarıda bir Eco yazısı, Normal modda gene o şerit takip sisteminin olduğu yer geliyor. Sport'ta S geliyor. Individual ayarda yaparken orada bir çark işareti görebiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatmalarını buradan ayarlayabiliriz. Burada hemen sarıya dönüyor. Hemen şöyle iki kareye alalım da şuradaki yeri görebilin diye. Aktif. Kırmızı yapıyor. Calm, cold ayarlarımız var. Dry profile veya kapalı da individual ayarda yapabiliyoruz buradan. İstediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz. Yukarısına ayrı koltukların hemen yanındaki şuradaki derideki renkleri de şuradaki rengi de ayrı yapabiliyoruz. Mesela burayı ben hangi renk olsun? Bakalım. Kırmızı yapmak istiyorum. Aynen. Burayı da mavi yapmak istiyorum. Evet. Tamam, burası mavi oldu. Buralarda kırmızı yanıyor. Güzel. Parlaklığımızı gene buradakileri arttırabiliriz. Hepsini arttıralım da bir kendini belli etsin ya.
Asistanlarımıza baktık. Araç ayarlarına bir bakalım. Aynen. Burada ışıklara bakabiliyoruz. Yağmurlu otomatik sürüş, otomatik far kontrolü, konforlu sinyal vesaire, bunlara bakabiliyoruz. Konfor aydınlatmaları var. Uğurlama ışığı 10 saniye olarak konmuş. Bence yeterli. Daha fazlasına gerek yok. İç mekana bakalım. İç mekanda da eğlence sistemi, öğretici, sıfırla vesaire, onlar var. Geri gelelim. Ekran bence gayet hoş. Renk olarak da çok güzel. Sanki bir elinizin altında, hani dışarıda satın aldığınız tabletler var, Android bir tablet var gibi görünüyor. Sesimize bakalım mı? Ses sistemimiz nasılmış? Sesimiz de gayet güzel. Ekranla ilgili daha fazla gösterebileceğim bir şeyler var mı? Buradan sesi kısıp, bakın. Buradan tekrar azaltabiliyorsunuz. Klima ayarlarımız burada. Burada klima menümüz var. Biraz size rüzgar sesi gelir gibi olabilir. Ön arka ayarlamaları, bütün ayarlamaları buradan yapabiliriz. Klima sistemimiz de ayrıca otomatik olarak geliyor. Herhangi bir şekilde oynayacağınız, eleyeceğiniz bir yer yok. Buradan düzeyini arttırıp kısabilirsiniz. Yönlendireceğiniz yerleri ayarlayabilirsiniz. Çok da bir şey kalmadı. Şunu göstermek istiyorum sizlere. Açalım. Şurada 48 wattlık bir tane akümüz var. Gene şarj edilebilir pilimiz var. Bunlar vites geçişlerinde ve kalkışta elektrikle kalkıyor araç ve vites geçişlerinde de bize destek sağlıyor. ETSI motorunda çalışma prensibi bu şekilde. Yakıt tüketiminde de gayet etkili oluyor bu. Ben kendime göre ayarlıyorum. Yani şu an gayet rahatım. Gayet güzel. Bir de arka tarafa geçelim. Arka tarafta nasıl bir diz mesafesi, baş mesafesi var. Onlara bakacağız. Ama benim boyumu baz almamanızı söylemem gerekiyor. Çünkü 1.92 boyum var. Malum bu araç hatchback bir araç. Siz çok daha rahat edeceksinizdir araçta. Arka taraftaki malzeme kalitesine gelelim önce. Ondan sonra diz mesafelerine bakalım. Ön tarafta deriler burada kullanılmamış arka tarafta. Sadece şurada bir deri var. Ambiyans aydınlatması burada yok. Şurada derimiz var. Tutamacımızda gene deri yok. Arka camlarımız elektrikli. Küçük bir gözümüz var. Diz mesafesi gayet güzel. Bakar mısınız? Şu an dik konumda oturuyorum ve 4 parmaktan fazla bir diz mesafesi var. İnanılmaz. Gerçekten. Baş mesafem de şu an silme. Yani o dik oturmama rağmen bakın şu şekilde. Baş mesafem de tam saçlarım sürtüyor. Biraz arkaya gelince çarpıyor. Ama rahat otururum ben şu şekilde. Gayet rahat. 3 parmak bir mesafe kalıyor. Baş mesafem de aynen gene orası da 3 parmak kalıyor. Gayet iyi bence. Arka taraftaki klimalarımız da elektronik olarak geliyor. 2 tane Type-C girişimiz yine burada mevcut. Bakalım, burada kolçağımız var. Deri kolçağımız var. Bardaklıklarımız ve buradan da arka bagaja erişebiliyorsunuz. En sevdiğim olay. Gerçekten. Burada yine lambalarımız dokunmatik olarak yanıyor. Şık bir araba Leon. Sportif olmasıyla beraber şık da bir tasarımı var. Şöyle geniş açıdan bir kokpite bakalım. Sizin fikirleriniz neler? Onların hepsini yorumlarda bekliyorum. Güzel. Evet. Anahtarsız giriş çalıştırma var dedik zaten araçta. Ya fiyatı sadece beni düşündürüyor. 400 bin liralık bir fiyat var. Ama şimdi rakiplerine baktığımızda hani Golf alacağınız zaman da gene o bantların üzerinde, hani Golf R'lar var mesela 440 bin lira bantlarında. Hani bu aracı biraz daha uygun fiyata aynı sportiflikte ve güzel bir şık görünümle satın alabiliyorsunuz.
Sizin fikirleriniz neler bu araçla ilgili? Hepsini yorumlara bekliyorum. Yani anlatacaklarım bu kadardı. Umarım atladığım bir nokta olmamıştır. Tekrardan şöyle bir kontrol ederim. Aynen yok gibi görünüyor. Atladığım bir konu varsa da şimdiden kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Bana verdiğiniz destekler günden güne arttıkça ben de çok mutlu oluyorum. Çok şevkleniyorum. Daha iyi yapmak istiyorum bu işi. Sizlere daha iyi araçlar ve daha iyi videolar çıkarmak istiyorum karşınıza. Umarım ileride de o şekilde olacak. Çok daha iyisini yapacağım sizler için. O zaman kapatalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.